içselleri var. Onu da İsmail Kahraman dün yaptığı konuşmada söyledi. Bakın AKP'nin bir dönemde meclis başkanlığını yapan Kahraman bu zafer haftası meselesine, yurdun düşman işgalinden kurtulması meselesine nasıl bakıyor? Kesinlikle karşıyım. 2 Mart'ta Rize kurtulmuş. Kim diyor? 3 Mart'ta Mapafri, öyle gidiyoruz. Yok Erzurum şu Mart'ta. Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama yapılmaz. Ben esirdim, esaretim bitti, ben köleydim diye ikrarda bulunulmaz. Bu küçüklük kompleksi verir, bu yanlıştır. Böyle şey olmaz. Fetihler kutlanır. Tarihi zengin ve engin bir milletiz biz. Biz köklü bir devletiz. Zaferlerle doldu bizim tarihimiz. Ne oluyoruz? İstanbul'un kurtuluşu. 6 Ekim. Kim demiş? İzmir'in kurtuluşu. 9 Eylül. Kim demiş? Ne münasebet? Cihan Harbi bitti. Müstevliler alacaklarının birkaç kat misli ne aldı ve öyle gittiler. Çekildiler. Bir vatandaş, hani bırakın siyasetçi, bir vatandaş doğup büyüdüğü ülkeye bu kadar düşmanlık beslemesi için acaba ne gerekiyor? Üstelik de söylediği her şey yanlış. Ayrıca yalan da var tabii ki içinde. Birinci Dünya Savaşı bitti diyor. Sonra diyor galipler geldiler, alacaklarını aldılar. Ve sonra diyor çekip gittiler diyor. Kurşun bile atılmadı diyor. İnsan utanır biraz ya. Ama Erdoğan bugün Kocatepe'ye gidiyor. Çünkü puana ihtiyacı var. Erdoğan da bu yarın bir şey söylerse der ki benim söylediğim çarpıtıldı, ben öyle demedim. Tabii ki büyük önder Mustafa Kemal'in kahramanlıklarını görmezden gelinemez. Gelmediğim zaten açıktır, beni yakından tanıyanlar bilir diye 180 derece çark edebilirler. Ama esas düşünceleri, AKP'nin siyasi yapısının esas düşüncesini İsmail Kahraman açıklıyor. İktidardaki esas uygulamaları da Afganistan'da, Taliban'da onların ruhları. Yeni yaşamla şimdi...